sonra da dua edelim. Yani duacı olun Rab kardeşim. Duacı olun toplantılarımız için de. Akşam bu toplantı dersi olsun hem kardeşlere hem çobanlara bize kardeşler. Yani daha Allah bizi sıraya koysun. Ve onu çağıralım, onu isteyelim. Onun kutsal ruhu aramızda yaşasın kardeşler. Hep buyurun yapalım şimdi. Babacım sana geleyim, babacımdan sahabe sınırlar. Ya Rabbim, sen çok büyüksün, sen çok şüphesin, sen birisi göklerdesin İsa. Seni çağırırken bu sabah toplantısı İsa. Gel Seyyid'in, gel doğdur canım seni Ya Rabbim. Sen büyüksün, sen kuvvetlisin, birisi göklerdesin. Sen bana gelin İsa. Sen bana doğdur canım seni. Anlayış ver kardeşim İsa. Ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'ya gelip ona
Fısı yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin dediler. O da kente varıp falan adama gidin dedi ve ona deyin ki öğretmen zamanım yakındır. Öğrencilerimle birlikte fısı senin evinde yapacağım diyor. Ve öğrenciler İsa'nın kendilerine emrettiği gibi yaptılar ve fısı hazırladılar. Şimdi akşam olunca 12'lerle birlikte oturdu ve yemek yerlerken doğrusu size derim ki sizden biri beni ele verecek dedi. Onlar da çok kederlenip her biri ona ben miyim ya Rab demeye başladı. O da cevap verip beni ele verecek olan benimle birlikte elini sağına bağlandır dedi. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama vay o adamın haline ki insanoğlu onun aracılığıyla ele veriliyor. O adam doğmamış olsaydı kendisi için iyi olurdu. O zaman onu ele veren Yahuda cevap verip öğretmen ben miyim dedi. Ona sen söyledin dedi. Bak kardeşler ne oldu? Bir baran vardı. O akşam bir yemek yapacaktılar. Sordular nereye yapalım? İsa dedi filan yerine yapacağınız. O akşam tamam 12 öğrencisi vardı. Hepsi birlikte İsa'yla işte sofrada o ekmek yediler. Ama İsa'nın bir sözü vardı onlar için. Sizden birisi şeytandır. Sizden birisi bu akşam beni ele verecek. Satacak beni, verecek beni. Sizden birisi düşmandır bana. Sizden birisi imansızdır, inanç değildir. Kalbi kapalı, şeytan var onda. Sizden birisi dedi. O zaman kardeşler sordular, kimdir? Ben miyim? Ben miyim? Hepsi sordu, ne için korktular? Tamam kardeşler biz de anlayalım bir şey. Her bir toplantıda şükürler olsun geliriz, görüşürüz, camide seviniz ama İsa bilir bu toplantıda kim var yani yürekte inanç ve kim var sadece yani ağızdan inançtır. Ve İsa söyleyebilir, sizden birisi inanç değildir, sizden birisinde şeytan var, sizden birisinde yani günah var. Bu akşam beni bırakacak, kendi yoluna gidecek. İsa her şeyi bilir kardeşim. Ben bilmeyim ama İsa bilir. Amin. O kardeşler hepsi sordu. Ben miyim? Ben mi reddedeceğim seni? Ben mi satacağım seni? Ben mi çıkacağım senden? Ben istemem. Ben isteyim seninle birlikte kalayım. Ben isteyim inanç olayım. Ben istemem senden ayrılma. Ama kimse bilmezdi. İsa bilirdi. Yahuda. Yahuda yapacak. Ama bütün kardeşler korktular, sordular. Ben miyim? Dediler. Ama İsa Yahuda dedi. O yapacak. Ne oldu? Çıktılar oradan. İsa gitti duaya, dua etmeye. Ve Yahuda başka yere gitti. Birkaç para, 30 parça gümüş aldı. Yahudiler, askerlerle geldiler. İsa'yı tuttular. Ve Yahuda geldi, İsa'yı öptü, yani işaret yaptı, budur, alın onu. Aldılar İsa'yı ve onu çarmıha gerdiler, siz bilirsiniz, öldü, dirildi. Abi. Ama Yahuda ne yaptı? İsa'yı demek ele verdikten sonra pişman oldu, döndü o Yahudilere, dedi, hayır ben tövbe edeyim, al paranızı, ben bu parayı istemeyim. Bu demek suçsuz kanı. Geç oldu. Ben yani istemeyim. Ama geç oldu. Onlar parayı kabul etmediler. Dediler abi biz İsa'yı aldık. O parayı sen tut. Yahuda attı parayı ve gitti astı kendisini. Bak İsa ne dedi? Yemek yerlerken İsa dedi sizden birisi beni bırakacak. Ve birkaç saatten sonra diyelim 2-4 saatten sonra Yahuda öldü ve cehenneme gitti kardeşler. Bak demek dikkat edelim İsa'nın sözlerine. Amin. İsa derse sizden birisi inanç değildir. Bir, yani bir iki saatten sonra buradan bir kardeş bir insan gidebilir
ve ölebilir ve cehennemde uyanabilir kardeşler. İsa tamam haber etti onlara. Ama bilmediler kimdir? İsa korktular. İsa ben miyim? Ben miyim? Korktular. Aynı korku olsun bizde kardeşler. Biz de anlayalım. Ey İsa ben seni bırakmak istemeyim. Ben isteyen yapışayım sana, savaşayım sana, tutayım seni, bırakmayayım seni. Sen de beni atma cehenneme kardeşler. Ama onlar bilmezdiler. Ama Yahuda oradaydı. Kalktı. İki saatten sonra Yahuda kendisini astı. Nereye gitti? Kendi yerine gitti. Cehennemde. Ve bugüne kadar kardeşler oradadır. Ateşte. Ama bak yani ne büyük fırsat vardı. İsa'yla 3 sene gezdi. Her camiye geldi. Her toplantıya geldi. Yahuda gördü. İsa demek o 5000 kişi 5 ekmekten doyurdu. Amin. Yahuda oradaydı. Amin. İnsanlar sudan geçerken amin. Yahuda oradaydı. Amin. Yahuda her şey gördü. İsa vaaz ederken Yahuda oradaydı. İşitti. İsa merhamet gösterirken herkese Yahuda da oradaydı. Ama gene yüreği açılmadı. Yüreği açıktı şeytana ama Allah'a değildi. Yüreği kapalıydı. Ve en sonunda İsa söyledi onu. Yahuda sen bizden değilsin. Ve senin yani payın yok bizimle. Ve bak kardeşler korkuyun. İnsan o kapıdan girebilir. Toplantıya gelebilir. Suya gidebilir. Sözü işitebilir. Ama yüreği yani açmadıysa o buradan gidecek, ölecek, cehenneme gidecek kardeşler. Tamam biz anlayalım. İsa herkesin yüreğini biliyor. Ben bilmeyim. Abi. İsa derse var birisi yüreği açılmadı. Ben bilmeyim kimdir. Ben sorayım. Ben miyim? Ama ben kendimi bileyim. Yani Allah ruhunu verdi bana. Amin. Amin. Olsun. Amin. O teslim etti bizi kardeşler. Yani böyle şüphe kalmadı bize. Abi. Biz artık Babi'yi tanıyız. Ve nerede biliriz? Yani kardeşleri seviyiz. Ya. Ben işittiğim birkaç kişi inanırmış ama evde duaya gelmeyi. Ama ben deyim onlar kardeşleri sevmezse nasıl Allah'ı sevecekler? Onlar Allah'ın evini sevmezseler nasıl cennete gelecekler? Orada sade inanç var. Sen gel camiye, evde inanç olma, saklı olma. Gel sudan geç, göster dünyaya ben İsa'yı seveyim. Her gün gel camiye. Bak İsa dedi, kim benden utanırsa, kim benim sözlerimden utanırsa, bir gün Allah'ın önünde ve kutsal meleklerin önünde ben de ondan utanacağım. Bak kimse utanmasın. Var insan, yani kardeş diyelim, ben korkuyum sudan, ben geçmeyeceğim sudan. Ben utanayım, mağlede mana buluyorlar, böyle mana buluyorlar. Tamam sen utan ama bir gün İsa senden utanacak. Ve yani cennet kapısı sana açılmayacak. Bak biz korkuyuz. Ben gördüm ve şükredim Allah'a. Yani kaç kişi sudan geçtiyse yani dün şükürler olsun. Geldiler sudan geçtiler. Ama baktım herkes korkuyla sudan geçtiler. Korkuyla. İki kişi lazım tutsun onları. Kaçmasınlar. Korkuyla. Başkası tutuyor burnunu. Aa sokuyor seni suya. Korkuyla. Ama sudan çıkarken, şükür, kurtuldum, ben çıktım sudan. Abi kalmadın abi. Ben görün kardeşler, çeşit öğretişler var. Başka camilerden deyler, sen sudan geçersen lazım günah yapmayasın, lazım böyle yapmayasın. Ama onlar İncil'den konuşmayalar. Yani kendiliğinden konuşuyorlar. Onlar böyle konuşursalar, benim önüme gelsinler, onlar konuşamayacaklar öyle. Çünkü ben kitabı çıkaracağım, ben diyeceğim sen yalancısın, kitabı okumadın. Ama bak kitapta ne var? Çeşit vaftizler var. Ben görün kitapta en az 7 çeşit vaftiz var. Musa'nın vaftizi var, Nuh'un vaftizi var, Yahya'nın vaftizi vardı. Yani çeşit vardı. Bizim vaftizimiz... Kurtulduktan sonra suya gireyiz kardeşler. Ne için bir gösteriş olsun.
Yüreğimizde saklı iman var ama suda gösteririz dünyaya. Amin. Yani imanımızın karşısı. Şükürler olsun. Ama başka bir vaftiz var. Yahya ne dedi? Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama İsa gelecek, sizi kutsal ruhla vaftizecek. Ama dedi ateşle vaftiz edecek. Evet tamam, İsa bizi kutsal ruhla vaftiz etsin kardeşler. Ateşle değil. Yani seni ateşe atmazsın. Bak biz görüyoruz insan korkuyu. Ne fena olacak bir gün melekler, iki melek gelse, seni tutsa, seni atsalar ateşe. Bu demek inanmadı. Bu demek yani iman yoktur yüreğinde. Kurtulmadı. Yani siz, biz sudan geçmekten korkarsak çok fena. Ama ta fena ateşte bir gün. Evet. Yani ateşe düşeceğin bir gün. Ne kötü olacak, iki melek gelsin, bağlasın seni, atsın seni ateşe. Çok fena. Ama ben kurtuldum onlar kardeşler. Kurtuldum. Amin. İncil'de ne diyor? İnanmadıklar gelecekler, kapıya vuracaklar, diyecekler, Rabbim Rabbim, aç kapıyı bana, ben de gireyim cennete. Ama İsa diyecek, ben sizi tanımıyorum, çekilin benden. O zaman iki melek gelecek, bağlayacak insanı, atacaklar onu ateşe kardeşler. Ama İsa çoban koyunlarını bili, atlarını bili kardeşler. Ama biz bakalım, Yahuda oradaydı, İsa'nın önünde, İsa'ya çok yakındı, de bu kadar yakındı İsa'ya, ama kurtulmadı. Çok yakındı. Kardeşler, bizden hiç kimse yaklaşıp yani gitmesin. Gelsin, yüreğini versin Allah'a, desin İsa, yani bir gün yaşasam, bin sene yaşasam hep senin için yaşayayım. Sözü versin, kurtulsun ve inanç olsun kardeşler. Ay ben istemeyim yani kardeşler, çalmaya gelsinler, suya gitsinler, sofraya geçsinler, toplantıya gelsinler ama yüreği açılmadı, buradan çıkmasın, cehenneme gitmesin kardeşler. Ben duydum geçen hafta şey katastrof olmuş bu Sindel'de, öyle değil mi? Gelirken yani bir şey yıkıldı. Biz gittik bir köye bu hafta, dediler burada cenaze var. Ne oldu? Bir çocuk, 19 yaşında bir çocuk, gitmiş bir düğüne, orada içmiş, eve geldiğinden binmiş bir direğe, tuttuğu iki teli, orada yanmış. Ama bak, o sabah ninesi bilirseydi, bu akşam çocuğumu kaybedeceğim, ninesi diyeceydi, çocuğum gitme düğüne, içme, oraya gitme, yani haber etsin ona, tamam kardeşler, biz de düşünelim. Biz bilmeyiz, bizden yani kim inanç değildir. Bizim aramızdan var mı bir iki kişi yani daha kurtulmadı. Varsa biz diyelim, yakma kendini, amin. Gitme buradan. Amin. İsa yakındır, amin. İsa burada. Amin. Gel İsa'ya, amin. Kurtar kendini, amin. Kurtarıcı buradadır. Amin. Tamam kardeşler, biz kaybetmeyelim kimseyi. Gelsinler, sorsunlar. Rab, ben miyim? Ben miyim? Varsa burada bir, yani inanmadık, yani yüreği açılmadı, korksun İsa'ya gelsin desin, amin. İsa al beni, amin. Affet beni, yani ben çok yanlışım, ben çok fenayım, gel kurtar beni. Evet, kurtarıcı yakındır karşı, amin. Kurtarıcı amin. Buradadır. Biz de duacıyız ama sen kendin lazım gelesin İsa'ya. İsa kurtaracak seni, ben kimseyi kurtaramam karşıya. Ben güveneyim Allah'a. Ben söyleyeyim Allah'a. Yani kulağın beni, senin sözünü bildireyim. Seni kutsal ruh gelsin. Yani benim sözlerimi, Allah'ın sözlerini soksun insanın yüreğine. Ama kurtarıcı yakındır karşı. Kimse buradan gitmesin, katastrof yatmasın, bu akşam ölmesin, cehenneme gitmesin. Ama Allah korusun karşı. Bizden birisi ölürse bu gece uyansın cennete. Başka bir şey öğrendim. Bakın kardeşler, sudan geçiler. Ama korkuyla sudan geçiler.
Ama...